nereye geliyorum tahmin edin. Evet, Türkiye'ye doğru yola çıktım. Şu anda JFK'deyim. Merhaba. Çok heyecanlıyım. Normalde uçak biletimiz daha önceki bir tarihteydi ama Covid'den dolayı maalesef ertelemek durumunda kaldık. Abi en sondaki kapıya mı denk geldik gerçekten? Bakımlarımı yapacağım hızlı. Yüzümü sileceğim, zaten her yerim aktı çünkü Father diye bir film var, onu izledim. Ay sülüm ay uzandı. Hakan ne yapıyorsun? Ne söyleyeceksin? Çay iç. Günaydın. Evet, official olarak indik. Şu anda havaalanındayız. Bu arada PCR falan istenmiyor. Sadece şeye bakıyorlar. Aşılı mısın değil misin? Bu arada her bagaj beklerken inanılmaz heyecanlanıyorum. Çünkü bagajım kayboldu bir kere. Ondan sonra bende panik atak oldu resmen. Bagajıma ulaşana kadar bir anxious oluyorum yani. Hoş geldiniz demeyip elime bunları sıkıştırdılar. Bilmemiz lazım. Yapabileceğim mi kendime? Ay, ben... Minka'yı çok mu sevdin bu tüylerle? Evet, negatif olduğuma inanmadılar ve şu anda bu testle bunu kanıtlamış oldum bir kere daha. Çok basit ama çok mutlu edecekler. Elif'i şu an çok mutlu edecek bir şey var. Bakalım hazır nedir? Evet. 3 Hadi. Tam da çayım vardı. Evet. Ya dünyanın en güzel kokisi. Gerçekten yemin ederim yok yani böyle bir şey. Çaya bandır. Hani her detayı farklı güzel. Çikolata farklı, evet. Farklı. Ağzına dağılması farklı. Allah kapı. İzmir'den bir renkleri diyor. Anlamadım. Şöyle fotoğraf çekelim, güzel. Evet, şimdi uyandım. Hemen dolabı açıyorum çünkü benim böyle buraya geldiğimde hep en sevdiğim şeyler yapılır. Sabah kalkıp hemen zeytinyağlı sarma yemem. Bence mantıklı. Anneannem sarmış hem de. Aman ya. Bunun için olamaz. Serçe parmağı kadar. Şimdi tamam. Türkiye'nin salatalıklarını aşırı özlüyorum. Şu çıtırtı, kıtırtı var yakında. Çıtırtı. Milka'ya bakalım. Neredeymiş benim güzel kızım? Burada mıymış? Tosun bu, tosun. Bu tosun bu. Bekle kızım, bekle. Bekle. Bak kaçıyor, görüyorsunuz değil mi? Asla sevmez. Kameradan nefret ediyor. Milka gelir misin seveceğim? Gel seveyim, gel. Gel seveceğim, gel. Çekmeyeceğim, tamam kapatıyorum onu, gel. Gel seveyim kızım, gel. Seveyim biraz, masaj yapacağım, gel. Masaj yapacağım, en sevdiğin. Ekmek vereceğim. Bizim cezalı koltuğa çıkmıştı. Kim gelecek?
Al kızım gel. Ben vereyim sana. Al. Al kızım. Gel. İnat. Al kızım çok güzel bak. Ve tabii ki de benim en sevdiğim anlardan biri bu. Bakar mısınız? Yok yokun tanımı yani. Hakikaten yok yok. Çaylar geliyor şimdi. Merhabalar. Merhabalar. Bugün beni trenlerde değil, araba kullanırken görüyorsunuz. Caddeye doğru geçiyorum çünkü bugün terapim var. Terapiden de şeye geçeceğim, elbise almaya gideceğim çünkü kardeşimin neyi var? Nişanı var. Şu yolları ben biraz unutuyorum biliyor musunuz? Yani şu an doğru... ben doğru gitmedim mi şu an? Bir dakika, yanındaki adam çok öküz gibi geliyor şu an, taksici, bir saniye. Oraya döneceksin, o tarafa doğru geç. Allah Allah. Önüme kırmanın ne gerek var? Benim zamanımdan niye çalıyorsun? Neyse, iyice stres olup öyle gideyim terapiye. Daha çok işe yarar. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Çıkıyorum, durun. Buldum. Vale buldum. Koş. Terapiye koş. Terapi session'ım sona erdi şimdi. Davet çok, elbisem yapı geldim. Ya şuranın güzelliği şaka mı ya? Gördünüz. Hiçbir şekilde beğenmedim. Şimdi annemi almaya gidiyorum çünkü micro bleeding mi? Micro needling mi? Nedir? Micro bir şey. Kaş yaptıracağım. Buraya geldiğimde tatil yapmıyorum hiçbir şekilde. Buraya geldiğimde koşturma. Koşturma ve daha çok koşma. Hatta yemek yiyecek zamanım olmadı. Bu nave çok elbisem yokun yanında bir bakkal vardı. Oradan şey aldım. Simit ve kola aldım. Bir tane tereke kola 8 TL. Cam şişe kola vardı 12 TL. Ben aslında onu daha çok seviyorum. Adam böyle yaptı. Ben onu aldım elime. Onu alma alma. O pahalı. Adam bana aldırmadı 12 TL'lik kolayı. 8 TL'liği aldırdı. Yani bu mantık ancak Türkiye'de olur. Ancak. Yani ben onu alacaktım. Sonuç olarak değil mi? Yani arkadaşım. Sen 4 TL daha fazla kazanabilecekken dedin ki bana onu alma. Bu çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ya bir tereke kola nasıl 8 TL olabilir? Ben onu da şokum. Terapist ne dedi bu arada bana? Bu ilk session'ımdı. İlk kez gittim. Sen dedi çok mükemmeliyetçisin demiyor. Of course. Çok bariz zaten. Yürüdüğüm, yani böyle bir yere oturduğum an onu anlayabilir bence bir insan. Hatta en kötü özelliğim bence bu. Sonra da dedi ki sen dedi çok yani fazla bilinçlisin. Fazla gözlemcisin. Fazla düşünüyorsun. Her şeyin fazla farkındasın. Bu da seni mutsuz kılıyor. Yani ignorance is bliss ya. Ignorant olduğun sürece mutlusun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya bu arada bunu izlemez değil mi? Aa. Bir dakika dursanıza bir. Bir şey. Bir dakika. Arabanın camında bir kırık var mıydı? Hangi yana? Arabanın camında. Ön camında. Ha evet. Allah'ım ya Rabbim, ödüm koptu ya. Ben yaptım sandım. İki tane valeye verdim çünkü. Quand il me pointe dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie à rose. Beyinsiz nasıl bir hareket bu ya? Ya şu şeritten o 4 şerit atlayıp bu tarafa doğru önüme kırmak nasıl bir hareket ya? Daha yeni terapiye gittin, sakin ol. Merhaba, ne yapıyorsun arkadaşım? Ne yapıyorsun? Neden? Neden bunu yaptın?
kendini mi seyrediyorsun? Ha, ben böyle oturup kendimi izliyorum. Öyle bir megaloman bir yapım var. Terapiye de öyle başladım zaten. Dediler ki bu kız çok megaloman. Narsisistik. Nereye gidiyoruz? Şimdi adresi yazalım hemen. Peki, tamam. Sorun yok, korkma. Tamam. Karakol, panik olma. Yok dedi. Yok. Panik olma. Yavaş yavaş yapacağım yani. Hiç acelemiz yok. Arkası serbest. Gel gel gel. Ah, dur. Tamam. Pardon. Varlığımdan ödüm vermem. Ben de vlog çekiyorum da şu an vlogundasın ona göre. Aa, sakın böyle vlog çekme. Bağırışmalı, çağrışmalı. Anne, bunlar gerçek yaşam. Ben sadece annemin şimdi karışmalarını dinleyin, tamam mı? Bu açık kalacak bu kayıt burada. Ve annemin karışmalarını dinleyeceğiz hep beraber. Tamam, yavaş yavaş gidiyorum anne, stres olma. Pek yavaş değildi. Kimse bulamadım. Evet. Niye bulamadın? İğrençti. Kıza dedim ki bana birkaç tane sen dedim kendin bana birkaç tane bir şey getir. Kız bana bir elbiseler getirdi. Elif'e yolladım. Elif gülmekten öldü yani. Yorumlar yaptı. Giydim. Yani giyeyim. Sırf esprisine giyeyim. Elif'e yollamak için yapayım dedim. Kaşlarım çok güzel oldu. Evet, kaşlarım official olarak bitti. Böyle bir görüntüsü var. Bence çok doğal oldu. Ne diyorsunuz? Nasıl sizce? Bu artı bir şey zaten istemedi. Kalınlığı falan çok iyi oldu değil mi? Güzel yani. Bir daha kaş boyama derdim olmamasıyla ilgili çok heyecanlıyım. Başarılıyım. Babaanne, yani bu gözlükle arsa alınmaz mı? Kötü bir şey mi? Alınmaz. Neden alınmaz? Metaverse şu an gerçekten güzel bir proje. Sen almaz mısın arsa? Almam. Niye giderim ondan arsa alırım ben giderim arsayı görürüm bakarım ederim ama onu alırım. Orada da görüyorsun kodları var. Hayır şey. Hayır. Gözlüğü değil. Taktın mı görüyorsun. Nasıl gözlüğü? Kız gözlüğünü niye takarım hayalim var giderim alırım da sersem miyim o kadar? Hayaldan arsa alacağım. Bak şimdi babaanne. Ama millet öyle kazanıyor parayı. Babaanne bu arsanın kodu var. Her şeyi var. Anlamıyor kodu anlamak. Senin kiyin var ya sana ait o. Doğum ne ya? Tapusu doğum. Var tapusu. Sorun niye öyle alıyorsun? Tapusu kodu işte. Tapusu var. Senin o. Orası senin oluyor artık. Öyle bir. Sonra? Bana ne yalandan da onlar yeni çıktı bir şeyler dala bura dala vera. Ala vera dala vera. Oradan arsa alınmaz. Hayır öyle bir şey olmaz. Olmaz öyle bir şey. Var ama babaanne böyle bir şey. Ya onlar sersemdir, onlar bilmeye bir şey. Bu gözlükleri taktık da o kadar çok yerlerden geçtim. Nasıl korktum Güler Hanım, öyle yerden geçiyorsun ki. Arabanın geçmesine imkan yok, geçecek diyorsun ha. Bakın ardından ışık vurmasam ya, aklım çıkar yok. Geçin ablam. Gerçek gibi değil mi? Sakın öyle bir şeyler eyle. Peki depresyona girmiyor musun? Yok ben ne bileyim. Ben sıkılıyorsun. Götürüyorsun onu yapıyorsun ondan sonra ötekini yapacaksın. Ondan sonra ötekini yapacağım. Onları kafaya diziyorsun. Ama hiç depresyona girmiyorsun. Ben depresyonu bilmem ki nasıl giriliyor. Nasıl giriliyor ben ne biliyorum. Sıkıldığın zaman olmuyor böyle hep aynı şeyler hep aynı şeyler. Artık olmaz olur mu? Oldu da geçti tabii daha. Ne yapıyorsun olmaz, o durumlarda? Hiçbir şey ne yapacağım? Mecbursun yapmaya. Mecbursun, hiçbir şey yapamıyorsun tabi, sıkılmaz mısın? Giderim hocama, öteki de. Bakarım o yani, bu yankine bakarım. Ondan sonra... Canlara bakıyorsun. Televizyonu açarım. Kim varsa işimi yaparım. İşte o kadar. Ben gençken de çocuklarım var şimdi. Çocuğa yediricen, giydireceksin, çamaşırım var, işim var. Yani iş çok. İşte o yüzden depresyona girecek anın yok, zamanın yok. Dinlenmeye zamanım yok. Evet. Zamanım yok tabi. Bizim almıyor ama bir yerden mesela bisküvi. Bu bizi alıyor. Depresyon esas sensin. Sen şimdi bu insanlara nasıl bir tavsiyede bulunursun? Böyle depresyona girmemeleri için. Tavsiyeniz olur mu? Sonuçta siz yıllardır bu işini, hayatta. İşini gücünü yapsın. Komşuya gitsin. Çarşıya gitsin. Bakkala gitsin. El işi yapsın. İş yapsın evde. Niye depresyona giriyor? Mağazaya gitsin, gezsin. Bağlsın. Bak senin tavsiyen hava alsın. Gezsin. Yürüsün. Ben ne bileyim işte bir şeyler yapsın. Ben ya. Şey yapayım. Evin içinde durayım depresyona girerim. Peki sizce insanlar terapiye gitmeli mi psikoloğa? Gitmemeli. Ne gerek var? Kendi kendine terapi ol git. Olmuyor, iyileştiremiyorsa kendini. Şöyle düşün babaanne. Senin kolun ağrıyor, doktora gidiyorsun. Ağrıyor, evet. Kafan ağrıyınca nereye gideceksin? Kafa doktoru.
Kafam ağrınca tansiyonum çıkıyor, tansiyon ilacı içiyorum. Bitti. Öyle değil. Geçiyor öyle. Biraz. Kafa ağrısından kastım psikolojik olarak rahatsızlıkların olunca. Öyle bir şey olmaz. Manikür pedikürüm yapıldı. Bakımlarıma tüm hızımla devam ediyorum. Şimdi hamama geldim. Bir güzel keseleneceğim. Her geldiğimde ben bir keselenmem gerekiyor benim. Bu New York'un negatif enerjisini keseyle atmam gerekiyor. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Terliğim var. Süper, tamam. Evet, ilk tuz odasına girdim şu an. Böyle bir konsept yapmışlar. Bu arada kaşımdan dolayı buraya sürekli vazelin sürmem gerekiyor. Bu parlaklık ondan. Yargılamayın. Ne iyi geliyormuş? Kronik yorgunluk, nezle, sinüzit. Nasıl yazılıyor? Gribal enfeksiyon, kistik fibrosis, astım, burun tıkanıklığı. Bu var bende şu an. Öksürük, sebep hastalığı, cilt hastalıkları, bronşit, faranjit. Aman Allah'ım, iyi gelmediği şey yok. Evet, terapi odasında sıkıldım biraz. Sizle konuşayım bari dedim. Ya neyi gözlemliyorum biliyor musunuz? Her konuştuğum insana merhaba dediğim an ekonomiyle ilgili bir şey söyleniyor. Yani bankaya gittim. Benim banka kartımdan bir miktar para çekilmişti. Ben yapmadım yani, bir işte dispute ettim onu. Hani böyle böyle bu harcamayı ben yapmadım diye. Amerika'dayken bu işi halletmeye çalışıyordum. İlgilenmediler. Ben fiziksel olarak bankaya gideyim, hani durumu anlatayım dedim. Bankadaki çalışan benim şikayetim sonrasında dedi ki, zaten dedi ülkede dedi neler neler oluyor bitiyor. Ekonomi ne durumda? Hani dedi sizin dedi şu kadar paranız çalınmış. Hani bu gerçekten o kadar da önemli değil. Ben böyleyim. Nasıl yani? Hani biz daha neler neler görüyoruz diyor. Bu nedir ki diyor. Ya arkadaşım, senin kişisel yorumunla benim, hani sen orada çalışan bir insansın. Ay, o kadar şaşırdım ki inanamadım. Sonra gene hamama geldim. Burada da ağzımı açar açmaz yorumlar. Ben buraya mesela dinlenmeye, tatile, işte rahatlamaya falan geliyorum. Ama her gittiğimde depresif bir şekilde dönüyorum ya. Duvarlar gerçekten tuz mu ya? Kaç dakika burada kalmam gerekiyor benim? Asla hiç kimse yok, bomboş. Evet, hamam sefam sona erdi. Allah'ım, o kadar harikaydı ki anlatamam. Bunları da artık ufaktan çıkartıp atabilirim. Acayip rahatladım. İnanılmaz güzel. Bence böyle var ya, herkesin hamama gidip bir keselenmeye ihtiyacı var. Böyle bütün negatif enerjimi hamamda bıraktım diye. Although negatif enerjimi bırakmak için geldim ama mesela hamamdaki kadın keseci gene ne konuştuk tahmin edin. Ekonomi, bu Türkiye'nin durumu. Ya ben size çok hızlı bir update vermek istiyorum ne yaptığımla ilgili. Şeye gittim, burun ameliyatı için randevuya gittim. İşte baktılar, ölçtüler, biçtiler falan. Çok minimal, işte şurasının sadece ucunda bir operasyon olabileceğini, onun haricinde bir şeye dokunulması gerekmediği kanaatine varıldı. Öyle bir yola gireceğim gibi görünüyor ve onu da sizinle paylaşacağım, hani süreci, nasıl geçtiğini, ne yaptığımı, ne ettiğimi. Ama yani çok tabii ki de korktuğum bir şey. Buna göre hani ekstrem bir değişiklik. Tüfüs'e geldim. Burada kuaföre gideceğim. Saçımı boyatacağım. Saçımı kestireceğim. Saç bakımı yaptıracağım. Yani çok az bir bakımım kaldı. Onlar da bitince artık Amerika'ya dönmek için hazır bir durumda olacağım. Evet. Çok güzel. Ellerine sağlık. Biraz işte senden biraz korktum. Bir çekildiğim için. Şuradan hafif daha açık yapar. Yok ya. İyi ki yapmadı. O zaman saçımın rengi değişiyor. Oyuncu olduğum için o olmuyor. Evet, bugün böyle bir masa. Koştur koştur. Yemeğe geldik. Evet. Elif bakalım heyecanını. Elif. Heyecanlı mısın?
Heyecanlı değildir. Heyecanlısındır. Annem daha heyecanlı. Sizi kime alacak? Buradaki insanları. Niye ne kadar güzel pijama? Söyleyeyim mi? Söyle. Karanlıktır, ayda yok. Aydan bize fayda yok. Kızlar içti kahveyi, gelinlere çayda yok. Vay. Ne yapayım? Babaanne, kızı verecek misin? Diyeceğim ki ne yapayım şimdi, vereyim mi vermeyeyim mi? Zaten gençler zaten tanışmış, anlaşmış. Benden de hayırlı olsun demek düşer. Aa, o kadar, hemen basitçe vereceğim. Çok güzel oldu, evet, evet, evet. Çok teşekkür ederim, bayıldım. Elif, nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Hafif başladı mı? Sürpriz için heyecanlı mısın? Ne sürprizi? Evet, evdeki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda. Bugün günlerden lavanta. Bakalım ne bakımlar yapılacak. Evet, her sabahki kahve rutini. Ondan sonra benimki çay ve zeytinyağı sarma rutini oldu. Çok iyiyim canım, hiç acımıyor. Yaş rol yapamıyorum. Niye böyle oldu? Kızım birazcık kızardı tabii ki de. İşlem gördüğü için, yüzlerce iğne cildime girdiği için. Şimdi ama şey, kaç güne cilt inanılmaz güzelleşiyor, göstereceğim size bunu. Sizi var ya, inanılmaz ünlü yapacağım. Ünlü. Sokağa çıkacaksın ve herkes seni tanıyacak. Sokağa çıktın, biri imza istiyor, verir misin? Ben niye imza istesin? Biri? Hayır, videonu ünlüsü, koydun, ünlü oldun. Herkes seni tanıyor. Verirsin tabii, niye vermiyorsun? Fotoğraf ayıp olmuş. Fotoğraf çekilir misin? Bilal Hanım bir fotoğraf. Ne sen tabii bir fotoğraf. Yapar mısınız? Yaparım. Artistsem yaparım. Artistlik. Ya ne babam? Terliklerin Amsterdam'dan mı? Bunu bir harika var. Amerika'dan mı? Amsterdam. Başım döndü. Haydi akşam oldu. Hayır. Psikoloğa gidiyor. Annen yok yapmış. Onda ki orada doktorlar, git oraya. Semah üzülüyormuş kocasına da. Ondan sonra doktora gitmişler. Bir gün ben de bir gitmişler, bir daha gittiler. Semah'ın da kız kardeşim var. Ben de beraber gittim, Semah'ınla gidiyoruz. Hmm. Bir de baktım ki, hep duvarlara baktım, baktım, baktım. Hiçbir tane şey yok. Sertifika? He. Diploma. Diploması yok, hiçbir şey yok duvarlarda. O yana ki baktım, bu yana baktım, yok. Baktım ki bir şeyler söylüyor, söylüyor ona, bir Semah'ta, o da dinliyor. Diyor ki, mektup yaz diyor, hocana diyor. Mektup yaz diye. Devamlı mektup yaz diye. Dedim ki, kimine yollayacağım mektubu? Mektup yaz kocana diye. Kardeş adam ben de mektup yaz diye. Dedim ki, kocana diye mektup yaz dedim. Kimine yollayacak mektubu dedim. Sinirlendim çünkü bak, doktor değil. Kandırıyorlar senin Semahat'ı. Semahat'ı kandırıyorlar tabii. Ondan sonra para alıyor bir sürü. Dedim ki, dedi ki, esas buna lazım doktor dedi. Sen dedim, doktor musun dedi. Doktor musun sen dedi. Nerede senin diploman dedim. Arıyorum, bulamıyorum dedi. Nerede diploman dedi. Terbiyesiz seni. Kalkın hadi. İyi doktor, sen kimi kandırıyorsun sen dedi. Kalkın dedim sana kızlarla beraber. Kalktık, gittik. Kızlarla. Sen dedim, başkalarını kandır dedi. Benim kabına. Bu kab eskidi, yeni kab alacağım bir tane. Tıkla bakalım, ekranını falan göster. Ola yeni mi gördün bunu? Hadi ekranına ekranı tıkla, nasıl? Ekranını göster bir de bize.
Nedir telefonun şimdi? Yeni mi aldın sen bunu? Evet, yeni aldım. Tıkla bir. iPhone. Tıkla. 6. Tıkla iPhone işte. 6. 6 değil o, SE. SE ne? Yenisi. Yenisi. Evet. 6 daha mı? Daha yeni işte 6. Hayır, 6 eski de kaldı artık. Artık 13 var. 13 mü bu? Hayır, 13 değil ama SE. Bilmem ben SE'yi. Hadi. Ufaktan benim gitme zamanım geldi. Nereye gidiyorum? Bunu zaten söyledim. Barcelona'ya gidiyorum. Oradan da New York'a geçeceğim. Ya bence İstanbul tatilim çok güzel geçti. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten elmacık kemiklerim sığmıyor. Maskeye sığmıyor. Dur. Çok kısaydı tabii ki de. Ama hep öyle oluyor biliyor musunuz? Yani ne kadar kalırsam kalayım hep bu süre çok kısa geliyor. Çok az geliyor. Yetmiyor. Anneannem derdi ki benim. Anneannemin annesi hep şey derdi. Gözün karnı yok ki doysun. Hani ne kadar görürsen gör, doyamıyorsun. Ben tek şaşırdığım hani birçok şeyin üzerine etiket yoktu. Çünkü etiket fiyatları sürekli değiştiği için etiket koymamaya başlamışlar. Kaçıracağım. Uçağı kaçıracağım. Gitmem lazım. Babaanne, anneanne, bir de buradaki takipçilerime güle güle der misiniz? İyi akşamlar, renkli rüyalar. Sana deyin ki girmeyin depresyona deyin. Değil mi? Hani bir akıl verin. Kim var ki depresyona girmiş? Allah, iyi günler lan evlen. Yarınız açık olsun, nasıl isterseniz Allah öyle versin. Ocağınıza, evinize bağlayalım. Karısına? Karısıyla da işte kocasıyla. Yuvanıza. Yuvanıza bağlı olun. Yuvanıza bağlı olun. Evli değilse? Ha? Evli değilse bir an evvel evlenir. Bir an evvel bir çocuk yaptım. Aa, niye? Ne acelesi? Lazım. Lazım. Burada bana laf mı sokuldu? Evet. Lazım bir tane çocuk. Leya, İyi akşamlar. Öpücük. İyi geceler, renkli rüyalar. Hoşçakalın. Yarın yine geliriz, hoşçakalınız. Evet. Daha bir şey demiyorum. Gülerim ben de. Burada zaten buraya gelince Amerika'dan. Oh. Sevdim.